9. bölüm. Yurga! Zelinda! Kadın kapıdan çıkmış koşarak geliyor. Örtüsünün altından çıkan saçları dalgalanırken bağırıyor. Sürekli tökezliyordu. Yurga dizginleri uşağa verdi. Arabadan atladı, karısına doğru koştu. Onu belinden sıkıca kavradığı gibi havaya kaldırdı. Döndürdükçe döndürdü. Geldim işte Zelinda. Döndüm. Yurga Döndüm Heda. Kapıyı aç. Aile reisi geri döndü. O oh, Zelinda. Kadının üstü başı ıslaktı. Çamaşır kokuyordu. Anlaşılan çamaşır yıkamıştı. Yurga karısını yere indirdi ama bırakmadı. Zelinda'nın sarsılmaktan üstü başı dağılmış, bedeni ısınmıştı. Hadi evimize girelim Zelinda. Tanrılar, döndün demek. Geceleri uyuyamadım. Yurga Geceleri uyuyamadım. Döndüm, o oh, döndüm ve zengin döndüm Zelinda. Arabayı görüyor musun? Hey, ilerlesene, kapıdan geç. Arabayı görüyor musun Zelinda? Dünyanın malını getirdim. Bu bize. Yurga, bana ne mallardan, arabadan? Sen eve döndün, sağlam, sağlıklı. Zengin oldum dedim sana. Birazdan göreceksin. Yurga, bu kim peki? Siyahlar giymiş adam. Tanrılar, kılıcı var. Tacir çevresine bakındı. Witcher atından inmiş ve arkasını dönmüştü. Sanki atının başlığını ve eğer torbalarını düzeltiyormuş gibi yapıyordu. Onlara ne baktı ne de yaklaştı. Sonra anlatırım Zelinda. Eğer o olmasaydı... E çocuklar nerede? Sağlıkları yerinde mi? Sağlıkları yerinde yurga. Yerinde. Tarlaya gittiler. Serçe vuracaklarmış. Ama komşular döndüğünü haber verir onlara. Birazdan gelirler. Üçü de. Üçü de mi? Yoksa sen... Hayır. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Kızmayacaksın değil mi? Ben mi? Sana kızmak mı? Bir kız çocuğunu sahiplendim Yurga. Duruyetlerden biliyor musun? Savaştan sonra çocukları kurtaranlardan. Bu terk edilmiş, evsiz barksız çocukları ormanlardan toplamışlar. Ölü gibiydi geldiğinde. Yurga Kızdın mı? Yurga elini aldına koyup çevresine bakındı. Witcher atını yularından çekerek arabanın arkasından ağır ağır çıktı. Karı kocaya bakmıyordu. Başı hala dönüktü. Yurga Tanrılar diye inledi tacir. Aman tanrılar. Zelinda ummadığım bir şey. Evde kızma yurga onu görünce seveceksin. Akıllı bir kız, sevimli Hamarat ama biraz tuhaf. Nereden geldiğini söylemiyor. Sorunca ağlıyor. Ben de sormuyorum. Yurga biliyorsun bir kızım olsun isterdim daima. Neyin var senin? Yok bir şeyim, dedi tacir usulca. Bir şey yok. Kader yol boyunca uykusunda konuştu. Ateş nöbetleri geçirirken sayıkladı. Durmaksızın kaderden ve yazgılanmaktan söz etti. Tanrılar adına bizim aklımızı aşıyor bunlar zelinde. Onun gibilerin ne düşündüğünü bizler asla anlamayacağız. Bizim aklımızı aşıyor bunlar. Baba. Nadbor. Sulik. Amma da büyümüşsünüz. Dana gibi olmuşsunuz. Hadi koşun gelin. Çabuk. Oğullarının arkasından gelen kül sarısı saçlı ufak tefek çelimsiz kızı fark edince tacir ansızın sustu. Kız ona bakınca iri, çimen yeşili, yanıp sönen iki yıldızcık gördü. Kız fırlayıp koştu. Tiz sesiyle insanın içine işleyen çığlıklar attı. Geralt, Witcher yıldırım hızıyla dönüp çevik bir hareketle atını bıraktı ve kıza doğru koşmaya başladı. Yurga onları izlerken donup kalmıştı. Bir insanın bu kadar hızlı hareket edebileceği asla aklına gelmezdi. Avlunun tam ortasında buluştular. Boz rengi elbise giymiş, kül sarısı saçlı küçük kız ve sırtında kılıcı sallanan, üzerinde gümüş zımbaların parladığı siyah derilere bürünmüş ak saçlı witcher. Witcher küçük kız büyük adımlarla koşarak. Witcher dizlerinin üzerinde kızın incecik kolları boynuna dolanmış, kül sarısı saçları omuzlarına düşmüş. Zelinda sessiz bir çığlık attı. Yurga karısına sarıldı. Tek söz etmeden göğsüne bastırdı. Diğer eliyle oğullarını kendine doğru çekti. Geralt! diye tekrarladı kız. Witcher'ın göğsüne iyice sokularak. Buldun beni. Biliyordum. Her zaman bildin. Beni bulacağını biliyordum. Siri! dedi Witcher. Yurga, Witcher'ın kül sarısı saçların arasına gömülmüş yüzünü seçemiyordu şimdi. Kızın omzunu ve sırtını sarmalayan siyah eldivenli elleri görebiliyordu yalnızca. Buldun beni. Ah Geralt. Bekleyip durdum. Çok uzun sürdü. Ama artık birlikteyiz, değil mi? Ayrılmayacağız, değil mi? Söylesene Geralt. Sonsuza kadar beraberiz artık. Söyle! Sonsuza kadar seri. Söyledikleri çıktı. Geralt, aynen söyledikleri gibi. Senin kaderin miyim ben? Söyle. Kaderin miyim senin? Yurga Witcher'ın gözlerinin içine baktı ve çok şaşırdı. Zelinda'nın ağladığını duydu. Omuzlarının sarsıldığını hissetti. Witcher'a bakıp merakla yanıtını bekledi. Bu yanıtı anlamayacağını bilse de duymak istiyordu. Ve duydu. "Sen biraz fazlasısın," siri. "Biraz fazlası."